Devam edelim. Dünkü müzakereyle devam edelim. Dün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi çok önemli bir müzakere ev sahipliği yaptı. Hep diyoruz dünyanın gözü kulağı, hep herkesin gözü kulağı Dolmabahçe'deydi. Peki nasıl bir sonuç çıktı bu müzakerelerden? Aslında taraflar umutlu ayrıldılar. Ukrayna, Türkiye aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkenin garantör olmasını istedi, teklif etti. Detaylara bakalım. Rusya-Ukrayna heyetleri İstanbul'da buluştu. Taraflar görüşmenin yapıcı geçtiğini duyurdu. Ukrayna, Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkenin garantör olmasını istedi. Rusya, Ukrayna'nın tekliflerini Putin'e ileteceğini belirtti. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen heyetler 4,5 saatlik görüşmenin ardından kamera karşısına geçti. Ukrayna heyetinden David Arakamya aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail olarak açıklandı. NATO'nun 5. maddesine benzer bir garanti istiyoruz. Bu maddeyle Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda 3 gün içinde garantör ülkelerle işgaller başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanmazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir. Arakamya, 2 hafta içinde garantör ülkelerin müzakerelere davet edilmesini istediklerini söyledi. Ukrayna'nın güvenlik garantileri karşılığında sunduğu tarafsız ülke statüsü teklifine göre Kiev askeri ittifaklara katılmayacak ve ülke sınırları içerisinde yabancı bir askeri üs bulundurmayacak. Anlaşma tam bir ateşkes durumunda yürürlüğe girecek. Ukrayna heyetinden Podolyak ise ülkesinin Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın durumu hakkında 15 yıllık bir istişare süreci başlatmayı teklif ettiğini söyledi. Görüşmenin sonuçlarının liderlerin bir araya gelmesi için yeterli olduğunu belirtti. Rus müzakereci Medinsky ise iki liderin görüşmesinin bakanlar düzeyinde kararlaştırılması gerektiğini belirtti. Zelenskiy ile Putin arasındaki görüşme dışişleri bakanlıklarınca onaylandıktan sonra mümkün olabilir. Görüşmeler yapıcıydı. Ukrayna'nın tekliflerini aldık, Putin'e ileteceğiz. Утверждается переговорщиками, визируется. Müzakere heyetlerinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da konuştu. Akan kan durmalı dedi. Türkiye'nin sürece sunduğu katkıdan memnun olduğunu söyledi. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eşgüdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz. Görüşmelerin etkisine dair en umut verici haber de aynı dakikalarda geldi. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı, diyalog kurulmasını sağlayacak koşulları oluşturmak için başkent Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerin büyük oranda azaltılacağını açıkladı. Medinsky ise askeri faaliyetlerin azaltılmasının ateşkes anlamına gelmediğini söyledi. Anlaşmaya ulaşmak için henüz uzun bir yol olduğunu belirtti. Antalya'daki Dışişleri Bakanları buluşmasından sonra İstanbul'daki heyet görüşmesi Ukrayna-Rusya arasındaki buzları biraz daha eritti. Şimdi gözler heyetlerin ilettiği önerilere, liderlerin vereceği tepkide.